Selamun aleyküm. Gönlü güzel dostlarım. Arısu Oyun Hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mevlana Diyarı Konya'dan kucak dolusu sevgiler. Güzel dostlarım, güzel takipçilerim. Bugün sizlerin karşısına sardunya çiçeklerimle çıktım. Sevgili dostlarım, görmüş olduğunuz üzere sizlere bugün yani benim sardunyalarım hakkında pek çok sorulan sorulardan birini cevaplayacağım. Şimdi diyeceksiniz ki ya senin sardunyaların da boylu poslu mu? Çiçek veriyor ama küçücük boyu var diyorsunuz arkadaşlar. Ben de biliyorum küçücük boy olduğunu. Ama lakin sardunyaların birçok türleri vardır. Yıldız sardunya, ondan sonra Bodur sardunya, duruyor normal sardunya, özel tür sardunyalar hani pek çok türleri vardır. Benim bu arkadaşlar sakızlarım, sardunyalarım artık siz ne diyorsanız arkadaşlar. Şu öndeki 3 tanesi sevgili dostlarım Bodur'dur. Hani Bodur türündendir. Sardunyaların arkadaşlar çok fazla yaprağı olmaz, çok fazla büyümez ama lakin çok sık çiçek açar. Bakın. Bu arkadaki sardunya da arkadaşlar yeni açtı. Bu çok güzel bir renk açtı. Çok harika bir fuşya açtı. Böyle yani böyle değişik bir fuşya açtı. Benim bu sardunyam da arkadaşlar. Ben bunu kışın ne yaptım biliyor musunuz? Komple budadım arkadaşlar. Sadece şu kök kısmı kalmıştı. Soğuk bir yerde hani biz tezeklikte yani soğuk bir yerde bıraktım. Hiç sulama yapmadım. Daha sonra bahar ayı gelince arkadaşlar ondan sonra çıkarttım. Tabi bahar ayı falan dedim bayağı bir Haziran'da falan buldu. Çünkü ben bunu unutmuşum orada. Arkadaşlar çiçek çok fazla olunca. Sonra sulamaya başladım ve harika bir şekilde dallandı, budaklandı. Yani 1-2 ay içerisinde bu kadar güzel hani harika bir şekilde dallandı, budaklandı. Ha, çiçek açtı aslında 3 defa açtı. Biri Kurban Bayramı'na denk geldi arkadaşlar. Hani yakalayamadım. Hep solduğu anda yakaladım. Çünkü çiçeklerin çok yoğunluğu ama çok güzel bir renk açtı. İnşallah yakın zamanda tekrar açtığında rengini gösteririm arkadaşlar. Bakın yani işte bakımsız hani sardunyalar hani diyorsunuz ya hani boyu posu yok diye. Arkadaşlar boyu posu olan sardunya da bu. Dediğim gibi sevgili dostlarım sardunya türü alacaksanız ben elimde var diye demiyorum arkadaşlar. Bodur türünü tercih etmelisiniz. Çünkü bodur türünde sevgili dostlarım çok fazla tomurcuklar oluyor. Yani çok fazla çiçek açıyor diğer sardunyaya göre. Hani araştırın. Muhakkak bakın. Tomurcukları görüyor musunuz sevgili dostlarım? Bakın. Şöyle. Bu kırmızı. Bakın arkadaşlar. Yani dediğim gibi harika bir şekilde tomurcuklar ne geliyorlar. Şimdi sardunya bakımı nedir? İşte benim sardunyalarım sapsarı oluyor, yaprakları kötü oluyor, açmıyor diyorsanız arkadaşlar. Bu sene arkadaşlar kış geç bitti. Ondan sonra yaz çok geç geldi. Yaz geç geldikten sonra da çiçeklerimiz ne oldu? Maalesef sevgili dostlarım çok fazla aşırı sıcağa maruz kaldı ve aşırı sıcağa maruz kalınca da çiçeklerimizde böyle bir yanma gibi problemler oldu. Ve o yüzden arkadaşlar ben sardunyalarımı genellikle günlük sulamaya dikkat ediyorum. Benim dışarıda çünkü sardunyalar arkadaşlar suyu çok seven türlerden biridir. Ha sulamazsanız da yani hani dayanıklıdır ama suyu çok sever. Hani çok aşırı dayanıklı türlerden değil. Yani dayanıklı deyip de işte şu kadar çok aşırı da diyemem. Yalan söylemiş olurum. Sizleri de kandırmış olurum arkadaşlar. Çiçeğimizin her türlü hastalıklı halinde toparlanmış halde hani düzelmiş halinde sizlere gösteriyoruz. Arkadaşlar işte dediğim gibi günlük sulamaya dikkat edin veyahut da 2 güne bir sulamanıza dikkat edin. Sardunyalar arkadaşlar soğuğa çok dayanıklı bir çiçektir. Soğuğu sever ama sıcağı maalesef pek sevdiğini söyleyemem. Dayanır ama sevmez. Dediğim gibi arkadaşlar budanmasını çok sever. Budama zamanı geldiğinde sardunya kızarını budayacaksınız. Ondan sonra arkadaşlar sulamasını düzenli yapacaksınız. Kürünü güzel verdikten sonra yani yemede yanında yattığın hesabı. Şimdi kapak resminde sizlere bir fotoğraf gösterdim. O fotoğraf arkadaşlar marka belirtemiyorum kusura bakmayın. Çünkü marka belirttiğim zaman sıkıntıya giriyorum. Ama şeyden yazabilirsiniz. Sevgili dostlarım. DM'den yazabilirsiniz. Arkadaşlar bu bir D vitamini. Büyük hani bu D vitamini bahçelere verilen bir D vitamin. Hani bu sebze bir D vitamini diyeyim. Bunun çiçekleri de
verebiliyormuşuz. Biz bahçede bu sene maalesef arkadaşlar şey olmadı. Konya tarafında hiçbir domates olmadı. Hep böyle nasıl diyeyim sizlere, hani kötü oldu, bir türlü olmadı. Şirin Bey'e çekmiş halinde şöyle göstereyim sizlere sevgili dostlarım. Böyle çektim. Şimdi ben bunu, bu D vitaminimi arkadaşlar birlikte suya karıştıracağım. Aa, yok ben ziraat D vitamini bulamam. Sebze D vitamini nereden bulacağım Elif Hanım? Hani diyorsanız sevgili dostlarım. Normal hani kullandığımız, çocuklarımıza verdiğimiz yahut da kendimize verdiğimiz D vitamini kullanabilirsiniz. Onun ölçüsü de 1 litre suya 1 tatlı kaşığı arkadaşlar. Aa, pardon, 1 tatlı kaşığı dedim. Arkadaşlar dilim sürtüştü. 5 litre suyla karıştırdım. 1 çay kaşığı olacak arkadaşlar. 1 litre suya 1 çay kaşığı olacak. Şimdi ben bununla vitaminlerimi vereceğim. Peki bu vitamin ne işe yarayacak arkadaşlar? Alttan kuruyan yaprak. Ha, yani bunu doğal yollarla halledemeyiz biz. Hallederiz. Her türlü yumurta kabukları olur. Yumurta olur. Protein olur. Ondan sonra dediğim gibi D vitamini olur. Hiçbir problem olmaz. Bu sadece benim elimde fazla arttığı için sadece sevgili dostlarım çiçeklerime vereceğim bir işlem. Ama mecbur mu? Mecbur değil. Ben sizlere zaten gözünüzün önünde her türlü hani verdiğim şeyleri gösteriyorum. Normalde çok fazla zira ilaç kullanmam. Hani kullanmadım hiç. Belki ilk defa kullanacağım. Ben de deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Sevgili dostlarım, benim burada 1 litre suyum var. Arkadaşlar şırıngaya çekmiştim. Büyük bir şırınga 9 cc'ye kadar çekili. Şöyle sıkacağım. Arkadaşlar bakın şöyle sıktım. Burada 3 cc kaldı. Görmüş olduğunuz üzere. Yani 9 cc'den 6 cc vermiş oluyorum sevgili dostlarım. 1 litre su içine şöyle göstereyim. Renginin bulanıklaştığını da göstereyim sevgili dostlarım. Yarın saksının büyüklüğüne göre değişebilir. Benim bodur saksılarım arkadaşlar küçük olduğu için yarım çay bardağı vereceğim bu işlemi. Sizin saksılarınız büyükse birer çay bardağı verebilirsiniz. Ben artık ölçümü bildiğim için sevgili dostlarım sürekli kir demişim. Kür işlemi yaptığım için iyice ne alıştım. Bu arkadaki büyük saksıya da tam dolu dolu birer çay bardağı vereceğim sevgili dostlarım. Bakın saksılarımı arkadaşlar topraklarım bir de iyice ne dolu olmasına dikkat edin. Kürümü verirken de bunu söyleyeyim. Bazen sulama yaparken toprak azalması olabiliyor. Toprak azalması olduğu zaman üzerlerine muhakkak bir tek bu sardunya değil bütün çiçeklerde toprak ilave edin. Kök sallanması olmasın. Daha sonra yani toprağı az yetersiz olduğu zaman sevgili dostlarım maalesef şey olabiliyor. Çiçeklerimizde böyle yumuşama oluyor yapraklarında. Bazı yaprağı yumuşama da bu sebepten de olabiliyor. Sevgili dostlarım bana zamanınızı ayırdığınız için çok ama çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Arısoy'un Hobileri YouTube kanalına abone olup beğeni atıp yorum atmayı unutmayın. Tekrardan Arısoy'un Hobileri YouTube Instagram adresimiz var. Çiçekler hakkında soru sormak, bilgi almak isterseniz ya yorumlar kısmına yahut da Instagram adresimizden DM yoluyla ulaşabilirsiniz. Sizlere muhakkak dönüş yapıyoruz. Eğer dönüş yapmıyorsak o video hakkında hani o konu hakkında video çekeceğimiz zaman genellikle dönüş yapmıyorum veya yani link atıyorum diyorum işte bugün sizin sorduğunuz soru hakkında konuştum diye. Neyse lafı ben uzatmıyorum arkadaşlar çok fazla tekrardan Allah'a emanet olun diyorum ve vedalaşıyorum.